İyi günler efendim. Medya Mahallesi'ne yılın ilk programına hoş geldiniz. Dün yapmadığımıza göre evet, yani bugün yılın ilk programı, hoş geldiniz. Günaydın. Yeni yıl. Herkes kendince bir programla girdi. Bizler galiba evde girenler safındayız. Biraz soğuk, biraz belki yeni yıla, yılbaşına dair artık giderek artan soğukluk da etkili oldu mu bilmiyorum. Nasıldı? Televizyonlar şöyle bir çok özenmemiş. Din, kültürü ve ahlak, ilginçti. Bazı aydınlarımızın din, kültürü ve ahlak bilgisi eksikliğini, zayıflığını vurgulamak için şöyle bir espri yapılırdı. Vaktiyle bir gazetede de haber olmuş. Kurban Bayramı ile hac mevsimi bu sene gene çakıştı diye. Gene hac mevsimine denk geldi diye. Herhalde şeyi kastetmiyorsun. Yılbaşı gene kışa denk geldi demek istemiyorsun herhalde. Soğukluktan kastım bu olmasa gerek. Enteresan, evet, hep kışa denk geliyor. Hep kışa denk geliyor bak. Hayır, şunu kastediyorum. Örneğin Başbakan'ın oğlu Bilal Erdoğan dedi ki, ya dedi, bu yılbaşı hani gavur işidir demedi ama hani neredeyse bu cümleyi sarf edenlerle yaklaşık ifadeler kullandı. Örneğin ağaç dedi, bizim dedi kültürümüzde yoktur, Hristiyanlık işidir dedi. Şimdi hani çok herkesin katıldığı bir yanlış. Dolayısıyla Noel ağacı süslemekten söz ediyoruz. Sayılmalı bilmiyorum. Noel ağacının kendisinden. Aslında Noel ağacı diye bir şey yok. Düşünsenize, Hristiyanlık diğer tek tanrılı dinler gibi Orta Doğu'da yeşermiş bir din. Orta Doğu'da çam ağacı, Kudüs'te, işte Filistin topraklarında bugünkü çam ağacı ne gezer? Çam ağacı geleneği Kuzey Avrupa ülkelerinden gelmedir. Orada vaktiyle, çok üstelik de belki 3000 yıl önceden başlayan bir şey. Kendilerince onu bir bereket sembolü gibi görmüşler. Elmaları armutlara sarlarmış. Ya da armut var mı bilmiyorum ama yani zannediyorum elmanın da aralarında bulunduğu kış meyvelerinden asarlarmış. Oradan gelme bir adet. Sonra bunu birileri Noel Baba figürüyle birlikte Hollywood işi karton şeyine döndü. Yani çizgi kahramana dönüştü. Geldi yani. Hani bir şeylere karşı çıkıyoruz da neyi savunup neyi karşı çıktığımızı da bilmiyoruz galiba. Şu var. Yani bizim kendi geleneğimize, örfümüze, adetimize sahip çıkma konusundaki hassasiyet anlaşılabilir bir hassasiyet. Ama doğru söylemek lazım. Bir de tabii, bizim örfümüzün, adetimizin kökenine de bakarak değerlerimizi kaybetmeyelim anlamında eğer bir hassasiyet, bir duyarlılıksa bu tamam, anlaşılabilir. Ama ben de mesela yılbaşı ile ilgili hassasiyeti biraz yersiz bulurum. Yani bu biraz şeye de benziyor. Diyelim ki caddeler, sokaklar ışıklandırılıyor. Aslında şehre çok güzellik katan bir şey. Hele kar falan yağdığında bayılırım, çok severim. Gece manzarası bambaşka olur. Çok keyifli bir şehir manzarası benim için. Sene sonlarında işte yılbaşı vesilesiyle bu süslemeler yapılıyorsa onun için yapılsın. İsterse başka bir vesileyle yapılsın. Her ne için yapılırsa yapılsın. Güzel, göze güzel görünen bir manzaradan söz ediyoruz nihayetinde. Tabii ki. Bunu bir dinle ya da Hristiyan kültürüyle ilişkilendirip bunu sevip sevmemeyi, o dini, o kültürü benimseyip benimsememekle eş tutmak çok makul, mantıklı değil. Bu, biz kurban bayramlarında et yiyoruz diye, hani Hristiyanların da bu Müslümanların adeti, Müslümanların bayram ritüelinin parçası deyip etten uzak durmaları gibi bir şey. Şimdi ama şöyle de bir şey var. Mesela yılbaşı kutlamaları Anadolu'nun diğer yerlerinde muhtemelen yoktur. Belki İzmir'de, kıyı kentlerinde olabilir. Ama İstanbul'da ve İstanbul payitaht, yani başkent iken Osmanlı döneminde yılbaşını kutlandığı bir kentti. Bir de yılbaşı dini bir bayram değil. Değil. Üstelik de o takvim Hristiyan takvimi de değil. Gregorian takvim. Hristiyanlıktaki din de, yani Noel de çok yakın aralıklarla gerçekleştiği için yılbaşıyla karıştırılır. Değil ama, yani Noel başka bir şey. O başka bir şey ama artık bu biliniyor. Hayır, onu da söyleyeyim. Yani yok. Yaygın olarak bilindiğini düşünüyorum. Ama başbakanın oğlunun bu konuda bir şey söylerken daha dikkatli olması gerekiyor. Orada bence kastettiği şey doğru. Bence de dikkat etmeli ama Twitter'da
sonra Twitter'da her Twitter kullanıcısı gibi o da görüşlerini beyan etmiş. Yani başbakanın oğlu olarak konuşmuyor orada. Bilal Erdoğan olarak konuşuyor. Evet, başbakan oğulları hani belli konularda sonrasında ben kendi adıma konuştum derler. Ben zaten görüşlerine katılmıyorum ama kendi adına konuşuyor ve buna hakkı var yani. Elbette hakkı var. Ben de onu zaten sadece düzeltiyorum. Bir şey daha söyleyeyim, kapatalım bu mevzuyu. Ta 1700'lerin sonu, 1800'lerin zannediyorum başlarında olabilir. Haliç'te İngiliz gemisinde süslenmiş, yeni yıl münasebetiyle süslenmiş gemide balo verildi. Vezirler, işte İstanbul'un ileri gelenleri katıldı. Sonrasında hatta padişahların katılması da gelenekten sayıldı o balolara. Böyle bu dine mugayir, dine aykırı bir şey olarak algılanmadığına kanıt getiriyorsun bu örneği sanırım. Ben yani hani söyledim ne demek istediğimi. Osmanlı'nın son 200 yılında bir batı hayranlığı var, bir batılılaşma temayülü, çabası, eğilimi var. Bu ondan onun daha önce, tezahürü de olabilir. Daha önce. Olabilir. Bu olabilir onun ama tezahürü de olabilir. Senin söylediğin bu, gibi yılbaşı Gregorian takvimin işte bir yılın bitip öbürünün başlamasıdır. Noel de değildir ayrıca. Yani 1 Ocak başka bir şeydir. Şimdi bu konuşmalarla işte hani kim nasıl kutladılarla ve ekranlarda, haber bültenlerinde doğrusu ben kendimi ekstra tacize uğramış hissettim. Tacize uğrayan kadın görüntülerinin dakikalarca verilmesiyle ve ilk haber olarak verilmesiyle yeni yılı gene idrak ettik. Artık zaten her yılbaşı yaklaşırken o gerilim, o stres de başlıyor bizde. Bir kişi, iki kişi yine diyelim ki tacize uğradıysa Allah'ım zannedersin ki. Bütün, tabii büyüteçle o olay bütün her şeyin önüne geçecek kadar büyütülüp ekrana taşınıyor. Şimdi bunu da yılbaşı haberciliğinin adeti haline getirdik. Evet, onu demeye maalesef çalışıyordum. Yani maalesef yaklaşırken artık sene sonu eyvah gene o haberler işte ekranlarda her yeri kaplayacak diye endişeye başlıyoruz. Şimdi bir de tabii yılın ilk günlerinin adetidir. Hani artık hakikaten adet haline aldı. Yılın ilk günü, şimdi neler olacak bu yıl ve yılın ilk zamları, yılın ilk bebeği, yılın ilk kahramanı başlar yılın ilkleri. Fakat zamlar işte ama yani zamlar çok sert geldi. Özellikle bugün Milliyet Gazetesi sürmanşetine çekmiş. Konutta %18 KDV şoku diye tamamlamış. Yani hakikaten %18 çok ciddi bir artış çünkü. Benim bildiğim konutta zaten bu 150 metrekarenin üzerinde getirilmişti bu. Yani yeni dönemde getirilmişti. Şimdi ama uygulaması vardı. Başlıyor. Öyle mi? Evet. Evet. Ciddi bir oran tabii. Şimdi dergilerde çok, başka artışlar çok da var. Var. Ben bu dergi artışlarına oldum olası mesafeli yaklaşırım. Vatandaşın kazancına devletin ortak olacak ölçüde vergilendirmeye gitmesi bana çok doğru gelmez. Çok adil de gelmez yani. Arabada, konutta, sigarada, pek çok kalemde hemen sadece onlar değil, ödediğimiz bütün vergi kalemlerinde ama yani yeni bir takım vergiler de ihtas edileceği tabii, söyleniyor. Tabii. Ben dediğim gibi yani tabii ki vergi alınacak. Yani devlet gelirlerini, bütçesini kair ekseriyetiyle bu vergilerden oluşturacak ve ona göre de bir takım hizmetler yapacak. Ama bu vatandaşın yediğine, içtiğine, lokmasına, bir bardak suyuna, bir lokma ekmeğine, her şeyine ortak olacağı ölçüye, raddeye vardırılmamalı. Evet. Yani şimdi mesela rantı vergilendiriyoruz diye %35 gibi bir orandan bahsediliyor. Yeni bir vergi düzenlemesi üzerinde çalışıldığı söyleniyor. Böyle haberler var. Maliye Bakanlığı böyle bir çalışma yürütüyormuş. %35'lerden falan söz ediliyor. Ya çok korkunç bir oran, çok korkunç bir oran. Gerçi orta gelirli ilgilendiren bir düzenleme gibi gözükmüyor bu. Ya belki toplumun büyük bölümünün hoşuna gidecek bir düzenleme. Çünkü üst gelir seviyesindeki grubundaki ama orta vatandaşları orta daha çok içinde, kapsayacak. Orta sınıf içinde diğğer bu tip böyle örtülü zam diyeceğimiz kalemler. Dolaylı zamlar yeterince, çoğunlukta bizde ama zaten zengine ölçüsüz vergi salınmasını eğer hoş görürsen tabii senden de bu kadarcık koparılır. Yani buna
tutarlı bir yerden şimdi bakmak bir lazım. Tabii şu var, zannediyorum Anayasa Mahkemesi'nden mi döndü bu Sayıştay raporları meselesi, şeffaflık meselesi. Şimdi şöyle de bir şey var çünkü. Bir takım örtülü zamlar yapılıyor. Senin dediğin gibi hani ölçünün aslında hiçbir yerde kaçırılmaması gerekiyor. Fakat neticede o öyle, bu böyle bir şekilde zamlar ve yeni vergiler, vergi artışları hayatımıza her alanda ama her alanda fena halde giriyor. 1 Ocak yani dün itibariyle girdi. Fakat belli ki devletimizin çok paraya ihtiyacı var. Var da daha önce özelleştirmelerden, yeni KDV'lerden, vergilerden alınan paraların nereye harcandığını biz 2012 bütçesi konuşulup ibra edilirken öğrenemedik. Sayıştay'ın raporlarını yazmamış olması nedeniyle. Şimdi ben her şeyden önce eğer vergi vereceksen bu kadar, bunların arasında doğrudan beni ilgilendiren belki yok ama her halükarda vereceğim vergiyi. Vereceksem benim vergimin nereye harcandığını bilmek, öğrenmek benim kesinlikle hakkım. Kesinlikle. Bu bir bilgi olarak onu tam söyleyelim. Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği düzenleme Sayıştay'ın denetleme yetkilerini, ya dolayısıyla şeffaflığı engelleyen bir düzenleme değil. Şöyle bir şey. Danıştay yerindelik denetimi de yapabilen bir organdı. Yani bu şu demek, kamu kurumları meclisten geçirildiği şekliyle bütçelerini kullandılar mı, kullanmadılar mı? Yani şuraya kullanırken buraya kullanarak daha doğru bir tercih yaptılar mı, yapmadılar mı? Performans denetimi de yapıyordu. Sayıştay bütçe kullanımını performans açısından da değerlendirebiliyordu, denetleyebiliyordu. Bunu ortadan kaldıran bir düzenleme yapıldı. Yapılmıştı. Yani tahdit tabii edilmişti, sınır getirilmişti. Anayasa Mahkemesi bunu kaldırdı. Sayıştay doğru yere kullanabilirsin ama daha karlı bir yere kullanabilir miydin gibi performans değerlendirmesi ama de yapabilecek. Kimin doğrusu bir yanlışı şey bir kenara, benim söylemek istediğim 2012 bütçesi Sayıştay raporları bu yasa işte geç geldi, hazırlanamadık, yazamadık dedikleri için tam da Sayıştay raporları hazırlayamamış ya da ilgili kuruluşlar. Biz hangi devlet organının, kamu organının nereye ne harcadığını bilmeden bir bütçeyi kabul etmiş olduk ama ben kendi adıma bir vatandaş olarak vergi ödüyorsan bunu bilmek hakkım diye. Bunlar ama bir mecliste bunlar biliniyor. Şimdi Plan Bütçe Komisyonu'nda vesaire falan aslında nereye ne harcandı. Sadece performans açısından bunu denetleyen raporlar sunulmadan bu görüşülüp kabul edildi. Şunu söyleyeceğim. Az önce sen de söyledin. Bugün konuştuğumuz ve fahiş bulduğumuz vergilerin büyük bir bölümü mesela sana bana bile isabet etmeyebilir. Yani seni beni kapsamayabilir. Bugün başkalarını kapsıyor ama biz bunu bir çeşit Robin Hood'luk olarak görüp alkışlarsak devletin, yani zenginden alıp fakire vermek. Zenginden alıp bugün aslında biraz öyle. Bugün biraz zaten öyle. O konuştuğumuz gitmiyor canım. Yani ayrı mesele de mantığını söylüyorum. Yani bunların görünüşe bakarsan eğer bu şöyle bir şey. Üst gelir grubundakiler Türk milli gelirden en fazla pay alanlar daha çok vergilendirilecek. Şimdi böyle bir sisteme gidiliyor. Bu daha adil bir sistem. Tamam bu olsun da şu an zaten çok fazla dolaylı vergi var. Bu dolaylı vergilerin üstüne bunun gelmesi. Yeterli vergi toplayabilseler aslında belki de maksat hasıl olacak yani. Herkesten hakkıyla alınabilse diyorsun. Evet. Tabii o da olmalı. Vergi sisteminin adaletsizlikleri var. Bunlar da giderilsin. Yani yanlış anlaşılmasın. Fahiş oranlara itiraz ederken vergi sisteminin adil bir şekilde yeniden düzenlenmesine karşı değilim. Yani daha çok kazanandan daha çok, daha az kazanandan daha az vergi alınmalı. Bu zaten hakkaniyetin şimdi gereği. Şimdi bu konunun aslında tartışılacak pek çok yanı var. Ama geçelim çünkü birkaç notu özellikle Medya Mahallesi programı itibariyle paylaşmamız lazım. Efendim Medya Mahallemiz yeni yıla işte başlıklarla şöyle girdi böyle girdi ama çok değerli bir ismini de geride bırakarak girdi. Şimdi izleyelim onu. Washington'da yapılan yorumlarda Büyükelçiloğlu'nun açıklamasının ardından Amerikan söyleminde bir değişiklik meydana geldiğinden bahsediliyor. Ümit Enginsoy, NTV Washington. Biz bu anonsu çok duyduk. Ümit Enginsoy dura dura söylerdi.
NTV Washington. Ümit Enginsoy maalesef sürekli henüz daha 50 yaşındaydı. 50 yaşındayken ve bir ev kazasında çok acıdır. Aman dikkatli olun diye söylüyorum. Banyoda düşüp kafasını çarparak hayata veda etti. 50 yaşında. Çok sevdiğim bir meslektaşımdı. Sen de birlikte çalıştın galiba değil mi? Doğrudur. Allah rahmet etsin. Ümit'le biz Washington'da aynı zaman diliminde bulunduk. Ben döndüğümde 2000'in sonunda, o benden sonra da kalmaya devam etti. Birkaç yıl önce döndü Türkiye'ye. Sonra burada da birkaç karşılaşmamız oldu. Ya bir 2-3 yıla yakın aynı yerde çok, Washington'da görev yaptı. Her kelimesini araştırarak, düşünüp taşınarak yazan, haber yapan. Mesleğine çok düşkün titizlenen bir gazeteciydi. Çok doğrudur. Titizlenen. Çok, hatta fazla titizlendiği için de midesine falan da zarar İşte vermişti. O başka bir nedenle gitti. Stresli bir gazeteciydi. Ev kazaları, bu arada hemen bir parantez açıp kapatacağım. Ölüm nedenleri arasında ya birde ya ikide, o kadar fazla. Hani biz başka şeyler duyuyoruz ama. Neyse, sevgili Ümit Enginsoy'a uğurlar olsun diyeyim ve medya mahallesinden bir başka isme, ama bu sefer hazin, üzücü bir haber değil. Bir kareyle, hani yılın karesi desek yeridir, bir kareyle geçelim. Şimdi bir kare gelecek ekrana. Sadece gözleri görünen bir kişi. Reji umuyorum duyuyor beni. Görüyorsunuz orada değil mi? Kısacık Nazlı Ilıcak yazıyor. Geçelim. Zaten yüzünü görünce de tanıyacaksınız. Nazlı Ilıcak çarşafa girmiş. Bunu Hürriyet Gazetesi'nin yıl sonu nesi, ilginçliği bir şeysi, empati adına yapmışlar galiba. Yeni yılın ilk sayfası bu Hürriyet'te. Evet. Yeni yılın ilk sayfası Hürriyet, böyle bir birinci sayfayla çıktı. Sadece Nazlı Ilıcak tebdili kıyafet görünmedi o birinci sayfada. Başka tebdili kıyafet arz-ı endam eden yüzler de vardı. Çünkü Hürriyet bu empati dediğimiz şeye çok ihtiyaç duyduğumuzu tespit edip yeni yılda empati dilemek istemiş. Ve empati nasıl olur? Yani başkasının, daha çok da ötekileştirdiğimizin papucuna ayağımızı sokarak, onun ayakkabısını giyerek, onun yerine geçerek ancak onun duygularını, onun dünyasını anlayabiliriz. Ve empati budur. Empati budur diye bunu yapmış. Evet. Dediğim gibi başka bir sürü isim de var. Başka kıyafetlerle karşımıza çıkan, başka kostümlerle diyelim. Bu empati midir? Yani Nazlı Ilıcak zaten çarşaflı kadının ruh halini, dünyasını anlayan, bilen, onunla empati kurabilmiş bir isimdi, bir gazeteciydi. Bu açıdan bir sürpriz, bir sürpriz yok. Lütfen bir virgül koy. Kılıçdaroğlu Meclis Başkanı Cemil Çiçek'le görüşmüş. Bu bağlamda bir açıklama yaptı. Biz yürütme organının veya siyasal partilerin yetkililerinin yasama organına müdahale ederek orası için zaman kısıtı getirmesinin doğru olmadığını ifade ettik. Yürütme organının görevi yasama organına müdahale etmek değil, tam tersine yasama organının sağlıklı çalışmasına zemin hazırlamaktır. Bu bağlamdaki düşüncelerimizi de ifade ettik. Sayın Başkan da doğal olarak biz hep makul süreden bahsettik. Hiçbir zaman bir zaman kısıtı getirmedik. Makul süre içerisinde çalışmaları yapacaklarını ve sonlandıracaklarını ifade ettiler. Teşekkür ederim efendim. Teşekkür ederim arkadaşlar. Teşekkür ederim arkadaşlar. Meclis Başkanı liderler turunda anayasa görüşmeleri rafa kalkmasın, yol alınabilsin, mesafe alınabilsin diye teker teker görüşüyor. Bir süre sınırı koymayı öneriyor galiba ki bir an önce hani evet, meclis ve komisyon verimli bir şekilde çalıştırılabilsin. Bu sözlerinden de benim anladığım şu ki CHP şöyle bir şerh koymakta. Başkanlık sistemi adı altında getirilen, yani daha doğrusu başkanlık sistemi adı altında değil, yani söyledim. Başkanlık sistemi telaffuz edilmeden bir bakıma, ama ona doğru yol almamızı sağlayacak
bir takım düzenlemelere karşı çıktığını, yani kuvvetler ayrılığı prensibinde ya da işte efendim Cumhurbaşkanı'nın yürütmenin görevlerine müdahale etmesine ilişkin düzenlemelere çok net karşı olduğunu ifade etmiş. Benim anladığım ben o. Süre sınırına karşı çıkıyor diye anladım. Yani peki, ama başta dedi, meclisin yürütme, iradesine tahdit koymayalım derken yürütmenin müdahalesi. O kısmı anladım, tamam. Dedi. O evet. Kısmı tamam. Önemsediğim kısmını söylüyorum. Yürütmenin müdahalesinden onu, yani meclisin iradesine herhangi bir şekilde müdahaleyi doğru bulmadığını, hı-hı, söylüyor. Eğer bir süre sınırı koyarsak şu vakte kadar Anayasa Komisyonu çalışmalarını sonuca ulaştırır, evet, gibi bir tahdit koyarsak eğer bu meclisin iradesine müdahaledir dediğini anladım ben. Ben de itirazlarını belki hani kafamda o meseleyi çerçeveyi toparlarken ben böyle anladım. Gerekçeleri doğrudur yanlıştır ayrı mesele. Ama eğer süre sınırı konmazsa bu komisyondan bir sonuç çıkmayacağı da aşikar. Şimdi, bu da ortada. Eğer zamanımız kalırsa ki umarım kalacak, bir başkanlık meselesi 2013'ün en önemli konularından biri olacak, anayasa meselesiyle birlikte tabii. Ve anayasa meselesinin de yeni anayasanın biçimlenmesi de İmralı ile, yani Öcalan ile görüşmeler ışığında çok daha ayrı önemli bir yer tutacak. Bu iki konu birbiriyle bağlantılı. 2013'ü gösterecek bize. Birazdan buna geleceğiz. Ama şeye bir gidelim. Şunu tamamlayalım. Nazlıcağa gelelim. Aslında Hürriyet'in o sayfası varsa tam sayfayı yansıtabilirse arkadaşlar. Biraz zor olacak zor. Ama. Zor. Peki. Şunu söyleyelim. Bir daha söylüyorum. Yani bu Hürriyet'in yaptığı çalışma Nazlıcak'ta sınırlı bir çalışma değildi. Sadece ona kıyafet değiştirterek böyle bir şey yaptırmadılar. Başka isimler de vardı. Mantığı da dediğim gibi, yani herkesin ötekisiyle en çarpıcı olan buydu. Herkesin ötekisiyle empati kurduğu resmini yakalamak amaçlanmış. Bu çarpıcıydı, doğru, ama Nazlı Ilıcak açısından yani empati meselesi değil. Çarşaflı kadınla, tesettürlü kadınla Nazlı Ilıcak'ın bir empati sorunu yok. Evveliyatından beri yok. Dolayısıyla o açıdan çarpıcı ve sürpriz gelmedi bana. Şöyle yapsalardı, yani Nazlı Ilıcak'a ne yaptırılabilirdi bu konsept içerisinde? Ya Ayşenur Arslan rolüne büründürülebilirdi mesela. Yani Oda TV davasına duruşmaya gidebilirdi mesela. Mesela. Yani o zaman bir kontrastlık, bir zıtlık, bir tezat yakalandığını düşünürdüm. Ama burada ben bir kontrastlık görmüyorum Nazlı Ilıcak açısından. Bir de çarşafın, şimdi ben türban konusunda öncü isimlerden biriyim demiş. Katkısı vardır elbette. Fakat çarşaf başka bir kategoride ve ben hep şunu düşünüp söylüyorum, çok uzun yıllardır başörtülü ya da çarşaflı bir kadının hakkını savunmak başka bir şeydir. Çarşafı savunmak tırnak içinde başka bir şeydir. Ben doğrusu zıtlığı, kontrastlığı sen çok güzel bir nokta yakalamışsın ama yakalasa yakalanmasın çarşafa girmeyi empati olarak almıyorum. Çok açıkçasını söyleyeyim. Neyse bunu geçelim herhalde. Şimdi çünkü hani Nazlı Ilıcak yakında buraya çağırıp onu herhalde aramıza alıp epey bir konuşacağız. O zaman görürsün. O zaman görürsün diyeyim ben. Şimdi ve yılın bombası erken hemen patladı mı dersiniz bilmiyorum. Fakat çok önemli. Hatta bugünün Türkiye'sine özellikle tabu sayılabilecek bir konuya geçiyorum. Habertürk gazetesinin bugün sür manşeti Necip Fazıl'ın örtülü mektupları başlığını taşıyor. Şimdi örtülü mektuplardan kasıt şu, Habertürk'ün haberine göre Adnan Menderes'in örtülü ödenek davasında örtülü ödenekten para isteyen bir takım isimler, yazarlar ortaya çıktı bu belgelerde deniyor. Hatta o belgelerden bu sayfada da şu anda küçücük görüyorsunuz.
Doğrusu isterseniz ben daha sonra arkadaşlar, Habertürk'teki arkadaşlarla konuşup bunları bir alıp kendim de incelemek istiyorum. Ama İmza kimin haberdeki? Abdullah Kılıç olsa evet, gerek. Evet, Abdullah Kılıç. Abdullah Kılıç. Çok önemli bir iş yapmış Abdullah Kılıç. Hı-hı. Buradan tebrik edelim onu da. Önemli işler yaptıklarında meslektaşlarımızın ki, adını kesinlikle anıyoruz. Kesinlikle çok önemli. Telif hakkı ona ait çünkü. Necip Fazıl Kısakürek. Başbakan Erdoğan'ın da çok sık referans bulunduğu, adını andığı bir isim. Örneğin bu dindar gençlik meselesi Necip Fazıl'ın bir şiirinden ya da şiire benzeyen bir manzum ya da düz yazısından alınmış, tam o kadarını bilemiyorum ama o yani Necip Fazıl imzasını taşır. Dediğim gibi çok sık ona gönderme yapar ve adeta milli görüşün filozofu ışığı gibi telakki edilir Necip Fazıl. Oysa şimdi bu habere göre bir takım belgeler, mektuplar daha doğrusu çıkmış. Menderes'e gönderilen mektuplar. Necip Fazıl birden fazla mektup göndermiş ve şöyle şeyler yazıyor yine bu habere göre. Benim yaptığımı yapanlara hükümetler ve rejimler servetlerini ve nimetlerini yağdırır diyor. Ve kendisinin adeta sürünmekte olduğunu söylüyor. Yani sürünmek lafı kendisine ait. Çok zor durumdayım diyor. Bu kadar çileden geçmiş bir kişiyim diyor. Ve bütün istediğim işte bir takım zararlara girdim sizin yanınızda olduğum için. Bütün istediğim zarara birkaç bin zamla 20 bin lira temininden ibarettir. Mecmua çıkaracak para istiyor. Ona önce çıkar, sonra bakarız diye cevap veriyorlar. O da buna çok içerliyor. Evet. Ve serzenişte bulunan, hatta ağır serzenişler içeren bir mektup daha kaleme alıyor. Benim sözüm teminatı değil mi? Sanki yanlış bir iş mi yapacağım ya da parayı alıp mecmuayı çıkarmayacağım mı? Şeklinde tepkileri var. Şimdi 1958 tarihli bu senin söylediğin 1956, hani bir mecmua çıkartacağım diye. Daha sonra ama hani dergi çıkmış ama bir takım eksiklikler var. Anlaşılan 14 Haziran 1958 tarihli, biraz zor görüyorum kusura bakmayın, şöyle bir diyor ki reklam vesaire ihtiyaçlarım için 10 bin lira lütfedilirse ayda herhalde ayrıca 6 bin lira tahsis olursa, yani çünkü tahsis her ay 6 maaş bin lira ayırmak gibi olunursa, Akis, Kim, Form gibi mecmuacıklarla, bunlar muhalif dergiler malum, bütün muhalefet matbuatını yani medyasını saf fikirle çürütücü, ideoloji bina edici, yüreklere nüfuz edici bir mecmua kuracağıma emin olunabilir. Ha, hala kurulamamış o zaman, 2 sene geçtikten sonra arada. Şimdi şimdi çok enteresan. Abdullah Kılıç hakikaten iyi bir iş yakalamış, onu söyleyeyim. Enteresanlık tabii bununla sınırlı değil. Vaktiyle benim de yayınladığım başka belgeler vardı, onu söyleyeceğim. Öyle şimdi mi? Tabii işin öbür tarafını gösteren. Diğer isimleri de önce bir hatırlatabilir miyiz? Başka şimdi isimler de var. Bu minvalde, başbakandan para talep eden, evet. Başka ihtiyaç sahibi, evet, aydınlar, kalemler de şimdi, var. Çok bilindik. En önemlileri Peyami Safa, hı-hı, Yahya Kemal Bayatlı, Hamdullah Supi Tanrı Över, Cemal Kutay, Bedir Rahmi Eyüboğlu, Mesut Cemil Bey, Yusuf Ziya Ortaç, ressam İbrahim Çallı. Ya, Başbakan'a, Menderes'e gönderilen mektuplar mektup, bunlar. Mektup yazıp para... Ama hepsinde örnekler yok sadece. Bunlar. Hayır, bunlar mektuplar. Para konusu diğerlerinden bilmiyorum. De para var. Diğerlerinden de mesela. Peyami Safa'da mesela. Peyami Safa'da var. En az 3 örnek daha var. Gene para istiyorlar. Yusuf Ziya Ortaç sebeplerle. 2000 dolar bulup arabacık getiremedim. Tabii arabacık getiremedim. Otomatik vitesli, burada tamirini yaptıramadım arabanın diyor. Arabacık ama çok güzel. Çocuğu yurt dışından gelecekmiş, işte onunla ilgili sıkıntılar var. Belki eşinin yurt dışındaki tedavisiyle ilgili. Almanya'da mesela masraflardan tahsil, yakınıp para istiyor. Almanya'da tahsil gören oğlum Yusuf Ziya Ortaç Saçın Menderes'e yazdığı mektuptan. Almanya'da tahsil gören oğlum bu sene yurda gelmedi. İmtihanları var. Elbiseleri, paltosu, iskarpini kalmamış. Kendisine 2500 lira göndermek niyazındayım.
Ben de 15 gün içinde İsviçre'ye gideceğim. Miktar söylemeyeceğim. Bunu senin kardeş delaletinde benim aziz başvekilimin takdir ve tensiplerine bırakıyorum demiş. Şimdi 1900... Bu nedir? Bu bizde bir gelenek. Osmanlı'dan tevarüs ettiğimiz, Osmanlı'dan kalma bir gelenek. Sadece sağ aydınımızın değil, sol aydınımızın da başına musallat olmuş bir bela. Şimdi 1960... Yazık ama mesela Nazım Hikmet... 1960 darbesinden sonra, örnekler vereceğim şimdi. 1960 darbesinden sonra Milli Birlik Komitesi'nin sağ kanadı, işte Ümit Özdağ'ın babası Muzaffer Özdağ Yüzbaşı'nın sözcüsü olduğu komite bu ve o da sağ kanadın önemli isimlerinden birisi. Babaali'den de geçeceğiz şeklinde bir beyanatta bulunuyor. Bunun üzerine İstanbul Emniyeti Babaali'nin sol kesimiyle, sol tarafıyla ilgili çok teferruatlı raporlar hazırlıyor. Şimdi o raporlarda iktidarla Akçeli ilişkileri var. Akif Bekir, çok rica ediyorum. Bir saniye. Bak, çok rica ediyorum. Bunu anlat ama. Bir saniye. Ama biz şimdi çok rica ediyorum. Şimdi günün haberi şuyken. Tamam. Ve Necip Fazıl neredeyse bir siyasi önder, bir siyasi ışık gibi evet. muamele görürken, şimdi bunu konuşmayıp hemen arkasından bir saniye ben görüşlerimi sonrasını, önce bunu ben konuşalım. Görüşlerimi bunu ama konuşacağım bu, zaten tamam, nereye geleceğimi peki. Nereden biliyorsun şimdi? Hayır, izin verirsen ama ben görüşlerimi ben ama onu da 27 Mayıs'ı açmadık mı? 27 Mayıs'ı konuşmuyorum. Bu bizde bir hastalık diyorum. Bu hastalık sağda da var, solda da var. Buna bir örnek anlatıp başka bir yere geleceğim. Bu hastalık nereden kaldı? Osmanlı'dan. Peki. Osmanlı'nın neresinden kaldı onu anlatacağım. Zaten hepimizin bildiği yeni bir durum değil aslında. Ama yeni olan isimler burada. Sana çok çarpıcı geldi. Söyledim onu. 1000 kere tekrarlayayım mı aynı şeyi? Bana çok çarpıcı geldi. İzin verirsen izleyiciye de bir ufuk çizebilelim. Yani bu meseleyi ihata edebileceği, kuşatıcı bir şekilde görebileceği bir resim çizelim. O zaman vaziyetimiz nedir onu tamam, bilsin izleyici. Aklımız erdiğince söyleyelim bunu. Tamam, o zaman şimdi mesela bugün de var mı? Onu o zaman şunu söylüyorum. Atatürk'e şöyle tamam. Atatürk'e yazılmış mektuplardan tutun Yunus Nadi'nin Cumhuriyet Gazetesi'ne matbaa alma hikayesinden, Almanya'dan matbaa getirme hikayesinden, bununla ilgili Atatürk'le aralarında geçenlerden tutun. Türk matbuatının bilindik önemli isimli diğer isimlerinin iktidarla ilişkilerine kadar hemen her yerde, herkeste az çok rastlanabilecek türden şeyler bunlar. Mutlaka istisnaları da vardır. Bu matbaa meselesi bildiğim kadarıyla gümrük vesaire meselesiyle ilgili. Mesele o değil. Açık teşvikler. Türk matbuatı teşvik, kurulurken bugün teşvik. Bildiğimiz büyük gazeteler kurulurken isim vermek istemiyorum. Yani kurulurken ama büyük holdingler kurulurken de teşvikler verildi. Çünkü elbette. Bu dönemde özel sektör yok. Kapital basın, yok. Besleme basın yok. Besleme basın tartışmaları ta o yıllardan geliyor. Peki. Oralardan kalma tamam. Bize. Şimdi asıl mesele şu ama. Halil İnalcık'ın Şair ve Patron diye harika bir kitap Hı-hı. kitabı var. Kitapçık, risale. Hı-hı. Çok kısa anlatacağım. Bu kitapçıkta Halil İnalcık Osmanlı yüksek sanatının hep bir hamiye ihtiyaç duyduğunu, Hı-hı. sanatçısının da himayeye muhtaç bir görüntü verdiğini, o hani metiyelerin falan oradan geldiğini çok güzel bir şekilde anlatır. Buna patrimonyal toplum dendiğini öğreniyoruz oradan. Patrimonyal toplumlarda sanatçı, aydın himayeye muhtaçtır. Ve himaye devlet kapısında aranır hep. Eğer himaye görmezse kısar, küser, hicretmeye başlar. Başımızdaki kişinin baba görüldüğü toplumlar, evlatlarına bakacak. Baba hani, görüldü, patron. Bugüne de baba, hani Erdoğan ve baba gibiyle geliriz belki. Tabii, kitapçığın adı da Şair ve Patron ya. Buradan da anlaşılacağı üzere bizim aydınımız, yazarımız, çizerimiz, hepsini sanatçımız, sanatçımız genel olarak bir tabii. gelenek bu. Tabii. Genel olarak hep bir patrona ihtiyaç duymuş. Himayeye, bir hamiye ihtiyaç duymuş. Himaye gördüğünde buna minnetini de göstermiş eseriyle, çalışmasıyla. Aradığı, umduğu himayeyi bulamadığında ise kızgınlıkta hicivler de yazmış. Dolayısıyla bizim hiciv edebiyatımız da bununla ilgilidir. Himayeye mazhar olamamışların Hı-hı. öfkesidir, tepkisidir, Hı-hı. beriki bilmem nedir falan. Şimdi böyle bir geleneğimiz var. Maalesef var ve hala bugün çok de var mı? Çok kurtulduk mu? Mutlaka vardır. Yani o ölçekte değil.
yani mektup yazıp da para istenecek ölçekte değil. Gerçi Sezen Cumhur Önal daha çok yeni bir örneğini başka, verdi. Başka size. versiyonları olabiliyor. Doğru, bu da öyle bir şey evet, mesela. Üretimini devam ettirebilmek için şimdi, devletin maddi desteğine ihtiyaç duyuyor mesela. Bunu hepimiz biliyoruz fakat şimdi bunun Necip Fazıl Kısakürek olması bana çarpıcı. Tabii ama ona mahsus değil. Bana da o mesela daha çarpıcı tamam geliyor. Yani onları biliyorduk, ben bunu bilmiyordum. Sen biliyor muydun bilmiyorum. Yok, ben de bu mektuplardan yani, haberdar değildim. Bir de Türkiye'de adettir vesaire derken bir yasal olarak teşvik yasası çıkartmak var. Bir de hakikaten mektup yazıp da bana para gönder demek var. Bir de tabii örneğin Nazım Hikmet gibi kimsenin hani cefasından başka bir şeyini gösteremeyeceği İnsanlar var. Mesela Atatürk onun için demiş ki ya sana hani şiirlerine bayılıyorum, seni çok seviyorum, şiirlerini çok seviyorum, bir de tanışırlar İstanbul'dan. Ama hani gel gör ki yanlış yerlerdesin, ne yapayım der. Ne o ondan bir şey bekler, Nazım Hikmet Atatürk'ten bir lütuf bekler, ne de Atatürk ya sen şöyle yap da dize gel de ben de sana bayılayım. Bunu Nazım Hikmet tartışmasına da çevirmek istemiyorum. Nazım Hikmet'in de mesela neyse, ama bak şimdi, nerede yaşadı sonra? Kaçmak zorunda tamam. oldu. Moskova'ya gitti. Nasıl, orada hayatını nasıl idame ettirdi? Şiir yazarak. Kitabı satıp oradan kazandığı parayla mı hayatını idame ettirdi? Bu ülkeden kaçtı. Basit bir soru soruyorum. Anladım da hayatını nasıl idame ettirdi? Nasıl geçindi? Şiir yazdığı şiirleri kitaplaştırıp satarak mı? Hakikaten çok haksız bir soru soruyorsun. Niye haksız bir soru soruyorsun? Çünkü kaçmak zorunda olan her şeyini geride bırakıp giden bir insandan söz ediyoruz. Acaba şimdi buradan gidersek buradan ölçersen insanları Nazım'ın şiirine de Necip Fazıl'ın şiirine de buradan kıymet biçilemez. Fethullah Gülen beyefendi hangi emekli maaşıyla Pensilvanya'da yaşayabiliyor? Nasıl yaşayabiliyor diye o kocaman çiftliğinde. Ben sana buna vereceğin cevap, Nazım Hikmet'e vereceğin cevabı karşılar mı? Yani ona da cevap vermiş olur musun? Buna cevap verdiğinde. Sovyetler Birliği ona bir ev tahsis etti. Ve bir küçük maaş tahsis etti. Ama bana göre yanlış bir mukayese, tahsisat var işte işin içinde. Yanlış bir mukayese yapıyorsun. Anladım devlet da kendi ülkesi yapmamış bunu. Anladım da Nazım Hikmet bu derdim, ülkeye bir çınar ağacını hasret gitti. Rica edeceğim. Bak şunu ne olursun, habire iki cümle söyledim derdim, diye bunu geçmeyelim. Derdim bunu eğer konuşmamaksa ben konuşayım ne olursun. Derdim. Çünkü Necip Fazıl Kısakürek daha geçenlerde dediğim gibi bir yıl oluyor olmuyor Kindar Gençlik Dindar Gençlik diye başbakanın şiirinden bir bölüm okuduğu Çile kitabının neredeyse kırmızı kitap muamelesi gördüğü, değeri gördüğü ola ki fikirleriyle çok hakikaten aydınlatmış belli bir kesime bir isim. Onun bu satırlarını efendim bir oraya bakalım, Osmanlı'ya da bakalım, bir de gelelim buraya bakalım, Nazmik bunlarla Allah aşkına nadir nadiler falan şu haberin Yunus Nadi şu haberi Peyami Safa'nın Orhan Seyfi Orhon şimdi diyor ki kalemimizi size hizmet için kullanmaya hazırız diyor hani daha ne olabilir bilmiyorum. Şimdi bunlara mahsus mu? Kalemini başka hizmete sunan olmamış mı yani? Azizim şimdi, ben bu haberden bahsediyorum. Hepsini sabaha kadar konuşabiliriz. Hatta bugün kimi gazetelerin nasıl alındığını, kimi köşelerin nasıl tutulduğunu da konuşabiliriz. Maalesef konuşamıyoruz ama onu da söyleyeyim. Ben bu haberden söz ediyorum ve bir tabu ismin hakkında bu haberin olmasının çok önemli olduğunu söylüyorum. Şimdi diğer konuya geçmeyelim mi? Geçmeyelim. Geçelim de ben de iki cümle son cümlemi tabii söyleyeyim. Tabii ki söyle. Şimdi niye bu kadar heyecan yaptığını anlamıyorum. Bir neden? Örnekten yola çıkarak. Şimdi bir de bir şey söyleyeceğim. Ben ağzımı açıyorum insanım. Tekrar giriyorsun. Bir dakika lütfen. Heyecan yaptığımı söyleyerek her seferinde başka bir
algı, imaj yaratılıyor herhalde. Benim konuşma biçimim böyle. Ben her konudan ellerini kullanan, sesini biraz bir de konuşma biçimin kısık değil kastım. Konuşma biçimin değil kastım. Şey, o senin tarzın. Şey. Ona demiyorum. Ona demiyorum. Benim kastım o değil. Beni konuşturmama heyecanından bahsediyorum. Ben konuşayım ben de. Ayol Ota Osmanlı'ya kadar gittin ama devam et tabii ki. Son cümlelerini söyle. Peki. Konuşturmama heyecanı değil. Evet. Mesele tavazu etmiştir bence. Olay şu. Bugün bu haberde adı geçenler ve yazdıkları mektuplar gerçekten çarpıcı. Bilmemiz gereken şey bu durumun sadece bu isimlere, bu kalemlere mahsus olmadığı, bunlarla sınırlı olmadığı ve böyle bir gelenekten geldiğimiz. Maalesef böyle bir geleneğimiz var. Bunun hala tümüyle sona ermediği konusunda da sanırım mutabıkız sende. Yani biçim değiştirerek, form değiştirerek bugün de bir şekilde yaşayabiliyor. Bu himaye arayışı, hami arayışı, işte kalemi hizmete verme, hizmete sunma arayışı ne sadece sağın ne de sadece solun meselesi tek başına. Bir bütün olarak Türk sanatının, Türk edebiyatının meselesi. Örnekler var. Bu meseleden doğan türler var, edebiyat türleri var. Daha nasıl anlatılır? Peki yani... Ama buradan da pardon tekrar sürekli düşünce insicamı bozulunca asıl senin söylediklerinin üzerinde söylemem gereken şey de şu. Buradan yola çıkarak bu adı geçenlerin verdikleri eserlere, ürünlere kıymet biçemeyiz. Öteki türlü hepsine haksızlık etmiş oluruz. Benim söylemeye çalıştığım şey de Nazım Hikmet çok değerli bir şair. Onun şiirlerinin değerini eksiltmez. O gün o dönemin şartları koşulları içerisinde olmuştur ne olduysa. Aynı şey ama Necip Fazıl için de geçerli. Senin belki değersizleştirme ölçütü diye gördüğün şeyi ben işin o günkü doğal akışının bir sonucu olarak görüyorum. O gün öyle, o günün dünyası öyle. Bugün nasıl başka formlarda bu sürdürülebiliyorsa o gün o formda insan hayat insan, bulabiliyordu. Sanat, nasıl yazı. Nasıl yaşarsa odur. Ben de onu bilirim. İnsan nasıl yaşarsa odur Aziz. Yani ben çok kısacık bir anımı paylaşabilir miyim? Süremizde kalmadı lütfen. Gerçi ama benim hayatımda TRT Haber Merkezi'ndeki ilk televizyon kamerasıyla gittiğim röportaj. Kim bilir yaşıyorsa Allah selamet versin. Bir çocuk esirgeme kurumu genel müdürü. Gittim makamına oturdum. Daha zaten o kadar taze muhabirim ki çocuk esirgeme kurumundan başka hani daha büyük işlere terfi edememişim. Oturdum. Adamcağız bir dakika dedi. Getirdi bir kutu bir karton pardon sigara. O zaman sigara yasak. Bir ajanda unuttum bir de bir şey daha. Bunlar nedir dedim. Dedi ben bunu her gazeteciye veririm dedi. Rica ederim efendim ben buraya görev mi yapmaya geldim dedim. Biz 15 dakika tartıştık. Şimdi bu karşılıklı evet gazeteci de onu alır ve ben o günden bu yana hakikaten bir bardak suyundan başka kimsenin bir şeyini almamaya özen göstermişimdir. İnanılmaz bir örnekti çünkü o benim için. Ya biz şunu zaten demek, maaşlı insanlarız. Çalıştığımız kurumlardan maaş alıyoruz. Hayır maaşın dışında da alanlar. Sanatçının çalıştığı kurumda maaş olmadığı için ya da yazı adamının azim, onlar devletten yazı yaşayamazdı. Belki bu himaye ilişkisi olmasa, patrimonyal ilişkiler olmasa yazı belki yaşayamayacaktı. Sanat yaşayamayacaktı. Ha. Yüksek sanat üretilmeyecekti. Tamam. Çünkü tamam. Çalıştıkları esas kurumlar tamam. O iş zaman, kolları yoktu. Eğer öyleyse de o zaman karşılığında nasıl yaşıyorsa öyledir. Ben bunu söylemek istiyorum. Fakat evet. buradan bir kesimi yüceltip ya da bir kesimin önemli bir kalemini yüceltip başka bir kesimin önemli bir kalemini germek de bana doğru ve sağlıklı bir bakış açısı gibi gelmiyor. Onu peki söyleyeyim. Yani bilmiyorum. Hepsi, bunların hepsi bu ülkenin değerleri. Bunların hepsi belki de. Bunların hepsi bu ülkenin değerleri. Yalnız şunu anlamıyorum yani sürekli dediğim gibi tek ayak üstünde aynı cümleyi bin kere söylersem bunu çok çarpıcı bulduğumu, çok şaşırdığımı tatmin olacak mısın bilmiyorum. Hayır ama yani aynı cümleyi tekrar ettirmek. Ama hem şaşırdık aynı hem cümleyi, de nasıl normal bulabildiğini anlamıyorum ama. Şimdi Necip Fazıl'ın mektubu beni şaşırtan bir mektup. Fakat? O da mı yazmış, bunu da mı yazmış diye ama bir başka gerçek daha var. Peki tamam. Şimdi bunu resmin bütününü izleyiciye göstermeyelim mi? Aynı şeyi burada tekrar etmenin
ekrana izleyiciye katacağı şey nedir? Söylersin, geçersin. Devamında da dersin ki şöyle de bir gerçekliği var bu işin. Şöyle bir boyutu da var. Dersin, anlatırsın anlatacağın şeyi. Benim yaptığım da bundan ibaret. Bunu taraf tutmak gibi, ben sadece Necip Fazıl'ın tarafı değilim, Nazım Hikmet'in de tarafıyım, kusura bakma. Yani o taraftayım, bu taraftayım, böyle bir şey yok. İkisi de bu ülkenin değeri. Bunu böyle tarafkir bir gözle yapmıyorum, yapmayı da doğru bulmuyorum. Bundan dolayı da eğer bir şey diyeceksen ne âlâ, başımın üstünde yeri var. Diyecek çok şey var şu anda içimden. Rahatına bak. Ama süremizi en azından gündeme dair bir iki notla daha değerlendirelim. Belki bu konuda hani gelen mailler, işte bugün bu habere gösterilecek reaksiyonlarla zaten önümüzdeki günlerde devam edeceğimiz mesele. Onun için burada kapatıyorum ve her şey, ama her şey önümüzdeki yıl anayasa ve anayasa çerçevesinde başkanlık sistemi olup olmayacağına bağlı. Çünkü üç büyük seçim var önümüzde. Yerel seçim var, Cumhurbaşkanı seçim arkasından genel seçim olacak ve bütün bunlarla birlikte ya da ters, vice versa tersi, önce genel o takvimi şu anda net hatırlayamadım. Heyecanım da olsa gerek. Ama her şey başbakanın başkan olarak ya da yarı başkan olarak köşke çıkıp çıkmama stratejisiyle ilgili. Ama her şey. Dolayısıyla bu konuda bu yıl çok konuşacağız ve gelin yılın ilk programında startı Mehmet Tezkan'ın yazısıyla verelim. O ne demiş başkanlık meselesine, oradan biraz daha zamanımız var, konuşalım. Görülen o ki kısa vadede anayasa değişmeyecek. Bugünkü anayasayla Cumhurbaşkanı seçimi yapılacak. Başbakan Erdoğan aday olacak. Anayasanın yürütme bölümünde yazılan yetkilerini dibine kadar kullanacak. Yani 2014'ten sonra Çankaya'da hem devletin hem de yürütmenin başı olarak oturacak. Planı bu. Nereden mi biliyoruz? Başbakan TRT'deki söyleşisinde ifade etti. Yürütmenin başı Cumhurbaşkanı'dır. Bakanlar kurulunu toplar, başkanlık eder dedi. Bir dakika, 29 Ekim gününe geri dönelim mi? Barikatların kaldırılması hadisesine. Barikatlar Cumhurbaşkanı Gül'ün talimatıyla mı kaldırıldı tartışmaları yapılırken, başbakan devreye girmiş, tavrını net biçimde ortaya koymuştu. Bu ülkeyi çift başlı sistemle yönetmiyoruz. Cumhurbaşkanı Gül de onaylamıştı. Ülke idaresinde çift başlılık diye bir şey söz konusu olamaz. Bu iki açıklamanın tek bir anlamı vardı. İcranın başı başbakandır. Gücünü anayasadan alır. Anayasa sorumluluk başbakandadır diyor. Sorumluluk kimdeyse yetki de ondadır. Anayasa değişmeyeceğine göre iki yılda ne değişecek? Belli. Başbakan tartışmasız karizmasını, tartışmasız gücünü kullanarak yarı başkanlık sistemini dayatacak. Başbakanı pasifize edecek, köşkte başbakan gibi de çalışacak. Cumhurbaşkanı başbakan dönemini başlatacak. Başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ'ın günlerdir 2014'te yarı başkanlık sistemine geçeriz sözü boşa değilmiş. Dayatmanın hazırlıklarıymış. Mehmet Tezkan, Milliyet. Mehmet Tezkan çok haklı bir noktayı yakalamış. Bence de öyle. Yalnız bir eksiği var. Keşke onu da koymuş olsaydı. Başbakan o programda Mehmet Tezkan'ın alıntıladığı cümleyi, yani Cumhurbaşkanı'nın yetkilerini sayarken işte gerekirse isterse bakanlar kurulunu da toplar, bu yetkiye sahiptir dediği cümleyi sürdürüyordu. Orada noktalayıp bırakmıyordu. Devamında ne söylemişti peki? Devamında dediği, yani teorik olarak böyle yazar bizim anayasamızda, yetkileri bunlardır Cumhurbaşkanı'nın, ama bizde pratikte böyle olmadı. Yani böyle uygulanmadı, böyle bir teamül oluşmadı ifadesini de kullanıyor. Tam öyle değil. O cümleyi aslında koymuştu Tezkan. Ben var mıydı yazıda? Özetlerken çıkarttım. Şöyle diyor. Yani hani bugüne kadar kullanılmamışsa, yani hani ben ne yapayım gibilerinden. Ben tekrar diyorum. Üstünden geçemedim ama benim dinlediğim zaman bende bıraktığı intiba o değildi. Yani bugüne kadar kullanılmadı ama ben bundan sonra kullanırım anlamında değil. Peki, ama bizde böyle bir tahammül yok demişti.
Cumhurbaşkanı'nın zaten hali hazırda bu tür bir takım yetkilere sahip olduğunu hatırlatıyor sadece. Yani bu tamam ama pratikte yani fiiliyatta karşılığı yok bunun. Kullanılır demek. Fiiliyatta tabii onun yani için diyorum yani Mehmet Tezkan iyi bir nokta yakalamış derken onu kastediyorum ama evet. Fiiliyatta böyle bir örnek olmadığını da söylüyor başbakan. Fiiliyat meselesi çok enteresan. Bana göre fiili durumla zaten şu anda hani neredeyse başkanlık gibi gidiyor başbakanın. Sonsuz bir neredeyse yetkisi ve etkisi var. İkisi yani etki de çok önemli. İkisi birden var. Ben fiili olarak bir anayasa değişmese bile bir başkanlık gibi olacağını öngörüyorum, düşünüyorum. Ama herhalde bu arada bir anayasayı da buna uygun hale getirmek söz konusu olacak. Başbakanın da ve etrafındaki kimi başka isimlerin de aslında mesela Bekir Bozdağ'ın da söylemeye çalıştığı şey tam olarak bu. Evet. Yani bir yetki karmaşası doğar. Neden? Çünkü bugüne kadar fiiliyatta bu yetkiler kullanılmadı var ama artık halk tarafından seçilmiş bir cumhurbaşkanı olacak 2014'ten sonra. Dolayısıyla iş daha da zorlaşacak. Bir yetki çatışmasından kaçınmanın yolu da bunun adını yerli yerince koymaktır. Anayasada bu işi yeniden tanımlayalım diyorlar ve bu ihtiyacın da buradan doğduğunu söylüyor. Şimdi bu süreçte elbette PKK meselesi çok önemli. Çünkü seçimlerde PKK meselesini halletmiş, terör sorununu halletmiş bir lider olarak sandığa gitmek herhalde Türkiye açısından paha biçilmez bir şey olsa gerek. Hani anayasa, güçlü anayasa, yetkilerle donatılmış işte güçlü isim herhalde artık yürür gider gibi geliyor. Bu nedenle yeni yıla da İmralı bombasıyla başladık. Nasıl başladık? Hakan Fidan'ın yani MİT müsteşarının İmralı'ya gidip doğrudan doğruya ikili görüşmeler yaptığı yazıldı, yalanlanmadı. Öcalan'la MİT müsteşarı Hakan Fidan adada ikili görüşme yaptı ve bir yol haritası üzerinde konuşuluyor. Bunu artık çok net hani neredeyse adım adım telaffuz ediyorlar. Ben de biraz bir yoklama yaptım diyeyim. Hatta yasal hazırlık konusunda bile buna ilişkin mesela yarı açık cezaevine önce gitmesi, hani doğrudan doğruya tahliye edilmesi ya da ev hapsine, denetimli hapse alınamayacağına göre bunun için hapishanede geçtiği sürenin göz önüne alınacağı bir yasal düzenleme olacağı Öcalan'ın gibi. Fakat bu arada mesela Eyüpcan diyor ki bu yeni süreçte en önemli fark şu, bu kez sadece ve en güçlü aktör olarak Öcalan muhatap alınacak. Bu arada ben çok iyimser değilim, bu böyle kolay bir süreç değil diyor tabii ki, yani kolay olmadı ortada. Evet. Valla bu konuda tabii başbakanın da az önce atıfta bulunduğumuz televizyon mülakatında söylediği şey de yani bunu alenen teyit etti. Evet. Öcalan'la bir görüşme trafiği var. Bu da MİT tarafından yürütülüyor. Bunun bir sonuca ulaşması muhtemel. Belli ki bu sefer çok daha iyimser bir hava hakim en azından Ankara'ya. Bu yönde bir şey pompalanıyor çünkü oradan. Ben beklentilerin fazla yükseltilmesini doğru bulmuyorum. Yani başbakan görüşmelerin amacını da PKK'nın dağdan indirilmesi yani silah bıraktırılması olarak ortaya koydu. Bu hedefi yönelmeyen, buna yönelik olmayan bir görüşmenin, bir temasın anlamı tabii yoktur hiç, dedi. Tabii. Bu ne kadar başarılabilir ve yakın zamanda ne kadar mümkün bunu başarmak? İşte soru işareti orada. Doğru bir yoldayız. Fakat dediğim gibi çok aceleye gerek yok ve beklentiyi yükseltmek peki, gereksiz hayal kırıklıklarıyla sonuçlanabilir. Bunu konuşmaya nasıl devam edeceğiz? Yarın randevu verelim bizi izleyenlere. Çünkü bir de MİT müsteşarı hakkında bir dava açma talebi olacak başbakandan. O da çok çarpıcı tam da bu sırada. Çok konuşacağımız konular nasılsa yarın birlikte olalım, konuşmaya devam edelim efendim. Hoşçakalın.